bir teknik var yakın zamanda hayatımıza giren. Belki bazı bu bilim konularına meraklı olanlar kulağına çalınmış olabilir. CRISPR-Cas9 diye CRISPR-Cas9 diye yazılan bir teknoloji var. Ve bu teknoloji genlerimizi düzenlememizi sağlıyor. Yani bizim Saçımızın dökülüp dökülmeyeceğini, kaşlarımızın ne kadar kalın olacağını, boyumuzun ne kadar uzun olacağını, parmaklarımızın kaç tane olacağını vesaire belirleyen genlerimizi düzenliyorlar. Şimdi bunlar üzerinde hayvanlar üzerinde, kobaylar, denekler üzerinde çok uzun yıllarda zaten çalışmalar yapılıyor. Bu sene, e, bu tabii bu senenin başlarına doğru Çin'de insan üzerinde, CRISPR Cas9 ile düzenleme yapılma onayı çıktı. Ve şunun birileri onayı çıktı. Tabii birileri bir insanlar üzerinde bu gen düzenlemesini yapıyor. Yani gelecekte şunu yapabileceğiz. Tabii şu, bu parantezi şöyle açalım. Bunu yapmayı kim istemeyecek? Mesela diyeceğiz ki ya benim çocuğum Alzheimer olmasın, Parkinson olmasın işte şaşı olmasın, saçı dökülmesin. En az 80 yaşına kadar yaşasın gibi. mesela. Yani şimdi bütün bunlar düzenlenebilir şeyler haline gelecek. Bu işin parlak tarafı bir diğer tarafı yeni bir insan ırkı doğarsa sadece özellikleri için insan ırkı doğabilecek. Mesela diyecek ki sadece madende çalışacak bir insan ırkı yaratalım. Sadece savaşacak bir insan ırkı yaratalım. Bu işin uçuk tarafı Gelelim şu andaki şeye yapay zeka diyoruz ya çok basit bir şey söyleyeceğim. İnsanların bizi izleyenlerin büyük bir bölümünün hayatında olan şeyler. Bugün milyonlarca kişi sabah cep gözünü açar açmaz cep telefonuna bakıyor. Cep telefonuna bakar bakmaz açtığı uygulamalardan bir tanesi trafik haritaları. Şimdi biz nasıl çalıştığını hiç bilmediğimiz bir trafik haritası metodunun ben biliyorum da yani genel anlamda kullanıcının bildiği bir şey değil bize verdiği tavsiyelerle yola çıkıyoruz. Bir yola giriyoruz ya da girmiyoruz ve şöyle ilginç detaylar var. Kırmızı görünen yani trafiği yoğun görünen yollar üzerindeki ticaret hacmi yüzde %30'a kadar düşebiliyor. Çünkü insanlar oraya gitmiyorlar. Başka yolları tercih ediyorlar. Şimdi yapay zeka dediğimiz şey veya işte bu yarı akıllı sistemler, insan makine birliği şu anda bile o kadar yaygın olarak hayatımızda ki biz fark etmiyoruz etrafımızı kuşatan hava gibi olduğundan. Soluyoruz ama farkında değiliz. Doğru. Ve bu daha da misliyle devam edecek. Çünkü Türkiye'den bir örnek verip bitireyim sözümü. Türkiye'deki e, internet kullanıcılarının tamamına yakını cep telefonuyla ile öncelikli bağlanıyor ve Türkiye'deki cep telefonu kullanıcılarının %96'sının akıllı cep telefonu var.